Evet, değerli arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün dil eğitimi ile ilgili biliyorsunuz ki 3 tane soru çıkıyor. Genel itibariyle bu 3 soruda hep bilgiye dayalı. Bir tanesi yorum ama yorumla birlikte bilgi de söz konusu. Diğer ikisi kesin olarak bilgiye dayalı sorular çıkmaktadır. Biz de bugün din eğitiminde çıkabilecek ya da din eğitiminde farklı bir bakış açısı kazandırabilecek, sınavda size yardımcı olabilecek bir takım değerli arkadaşlar soruları çözeceğiz. İnşallah bir 35 kadar soru çözeceğiz bizler de. Şimdi bizlerin bir dakika arkadaşlar, telefonda bildirim geldi, onu kapatayım. Bu soruları çözerken tabii sadece cevap anahtarını vermekle yetinmeyeceğiz. Bu sorularda özellikle ne anlatmak istediğimizi ve nereye odaklanmamız gerektiğini kısa bir konu özet şeklinde de aktarmaya gayret edeceğiz. Derse katılanlar Tekuzen platformunda, derse katılanlar sorulara yabancı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şu an muhakkak vardır aramızda derse katılanlar, yani bizim canlı yayın derslerine katılanlar vardır. Canlı yayınlara katılmayıp ilk kez dersimize girecek olanlar da vardır muhakkak. Yine her iki açıdan eşitliği sağlamak adına kıymetli arkadaşlar, mümkün mertebe soruları açıklamaya gayret edeceğiz özet şeklinde deyip artık geçebiliriz. Kaç saat sürer? Belki bir saat sürer diye düşünüyorum hocam. Tam emin olmamakla birlikte artık soruların açıklanmasına bağlıdır bu evet. Ya Allah Bismillah deyip biz din eğitimin ilk başlangıç tarihinden itibaren artık sorular hazırladık. İlk başlangıç tarihinden günümüze kadar olan o tarihi serüvenini aktarmak adına özetleyici şekilde ve çıkması muhtemel olan sorular şeklinde hazırladık soruları. Bir, İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebevi'nin inşasıdır. Mescid-i Nebevi yapılışından itibaren Medine'nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Hazreti Peygamber tarafından Mescid'in Suffa bölümünde başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri artarak devam etmiş ve mescid bütün İslam dünyasında özellikle dini ilimlerde en önemli kültür merkezi olma özelliğini tarih boyunca sürdürmüştür. Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebevi'deki gerçekleştirdiği eğitim ve öğretim faaliyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz ki hem mescit içerisinde yaptığı açıklamalar, sohbetler, vahyin tebliğini söz konusu hem de mescidin kuzey bölümünde sadece ve sadece eğitim amaçlı ayırdığı bir bölüm var. Biz bu bölüme Suffa bölümü diyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber gerek Mescid-i Nebevi içerisindeki namaz kılınan yerdeki bölümde anlattıkları yaptığı dini faaliyetler gerekse de Suffa bölümünde gerçekleştirdiği dini eğitim faaliyetleri plansız bir şekildeydi. Yani Hazreti Peygamber örgün eğitimdeki gibi düzenli bir şekilde her gün işte şu saatte geleceksiniz, şu saatte bu dini eğitimi vereceğiz, şu saatte ben sizlere bunları anlatacağım gibi bir amaç olmamıştır. İhtiyaç dahilinde Hazreti Peygamber aktarmak istediklerini aktarmıştır. Ama bunu şu açıdan ayırt edebiliyoruz. Hem öğreten hem de öğrenen kişiler belli bir istek, belli bir mekan ve belli konular üzerinde ilerlemektedir. Dolayısıyla formal ve informal olarak ayırdığımızda Mescid-i Nebevi içerisindeki eğitimin istendik bir şekilde gerçekleştiğini ve belli bir mekanda gerçekleştiği yönüyle formal eğitime girmektedir. Bu bir. İkincisi, düzenli ve programlı olmadığı için
Şimdi yaygın ve örgün eğitim olarak ayırt etmemiz lazım. Hazreti Peygamber'in biraz önce de aktardığım gibi bu Mescid-i Nebevi'deki eğitim faaliyetleri belli bir program dahilinde değildi. Bu yüzden de yaygın eğitimi olmaktaydı. Dolayısıyla şıkları okuduğumuzda planlı bir şekilde gerçekleşen dediği için direkt veriyoruz. Çünkü plansız bir şekilde. Programlı bir şekilde gerçekleşen formal ve yaygın din eğitimi tamam. Formal eğitimi arkadaşlar yaygın din eğitimi ama programlı bir şekilde değil. Buna dikkat etmemiz gerekir. Plansız ve programsız gerçekleşen doğru informal din eğitimi. Hayır, informal değil çünkü dışarıdan istenmeden ya da aile içerisinde dışarıda elde edilen bir eğitim faaliyeti değil, belli bir talep var, belli bir mekan var. Dolayısıyla informal din eğitimi değildir. Belli bir program çerçevesinde gerçekleşmeyen, evet, belli bir program dahilinde gerçekleşmeyen yaygın din eğitimi. Doğrudur. Asıl cevabımız bu değerli arkadaşlar. Yaygın, belli bir program çerçevesinde gerçekleşmeyen yaygın din eğitimi diyoruz. Cevabımız bu açıdan denizdi arkadaşlar. Düzensiz bir şekilde gerçekleşen formal ve örgün din eğitimi, formal ama örgün din eğitimi değildir. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı diyoruz. Buradan evet. Geçelim şimdi ikinci soruya. Arkadaşlar, hatta şeyi kapatalım çünkü o şık epeyce karıştırır. Hazreti Peygamber Medine hicretinin ardından Mescid-i Nebevi inşa ettirirken ailesine ait odaların yanı sıra mescidin güney tarafına düşen Suffe adı verilen ve sahabenin eğitim öğretim gördüğü bir bölüm yaptı. Suffe ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Şimdi dini eğitimin ilk başladığı kurum aslında Suffe arkadaşlar. Dini eğitimin İslam tarihinde dini eğitimin ilk resmi anlamda ya da şöyle resmi anlamda demeyelim de formal şekilde başlayan ilk kurum Suffe ehlidir. Şimdi Mekke'ye baktığımızda Mekke'de Darül Erkam var ama Darül Erkam'daki faaliyetler ile Suffe mektebindeki faaliyetler farklıdır. Neden? Çünkü Darül Erkam'daki faaliyetler ile Suffe mekanındaki faaliyetleri değerlendirdiğimizde Suffe'da sadece ilim öğrenmek maksadıyla sadece eğitime tahsis edilmek üzere ayrılmış bir bölüm vardır. Dolayısıyla bu açıdan Suffe Mektebi'ni biz formal eğitimin başladığı ilk kurum olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Suffe ehline Hazreti Peygamber İslam dünyasında din eğitiminin başlandığı bu kuruma rastgele sahabeyi almamıştır. Belli şartlar bağlamında bu sahabeleri almıştır bu ilim ehlini. Bizler de Suffe Mektebi ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuşuz. Kimsesiz fakir sahabilerin barındığı bir eğitim yuvası olması. Evet, öncelikli bu talep edenler içerisinde öncelikli kimsesiz olacak, fakir olacak ve barınma ihtiyacı olan kişiler olacak. Bilhassa uzak bölgelerden gelmiş ya da Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, Medine'de bir yuvası olmamış sahabilerden tercih edilmiştir. Genç, zeki ve ilimde sebat edecek kişilerin alındığı bir eğitim yeri olması. Değerli arkadaşlar, Hazreti Peygamber her yaştan kişileri almamıştır. Buna dikkat etmiştir. Bilhassa genç yaştakileri alma konusunda tercih sebebi olmuştur diyebiliriz. Önceliği genç yaşta olanlar ve aynı zamanda genç yaşta olmakla birlikte zeki olacak, İlimde sebat edecek. Çünkü Hazreti Peygamber'in öngördüğü şekilde Kur'an-ı Kerim'in daha uzun bir süre devam edeceği, nazil olacağı ve bu Kur'an-ı Kerim nazil oldukça kendisine aktaracak, daha doğrusu Suffe ehline aktaracak dini faaliyetlerin de uzun bir zaman devam edeceğini bildiğinden dolayı ilim konusunda gayretli ve sebat edecek kişileri tercih ediyor. Okuma yazma oranına katkı sağlayan bir kurum olması. Hiç şüphesiz Hazreti Peygamber zaten Bedir Savaşı'nda elde ettiği esirlerden serbest bırakılması karşılığında neyi istemiştir? Okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretilmesi. Ve bunu da en çok Suffe, Mescid-i Nebevi içerisindeki Suffe ehline yaptırmıştır. Yani okuma yazmayı onlara öğretmek adına Bedir
esirlerini serbest bırakmıştır. Dolayısıyla Suffa ehlinin okuma yazma oranına katkı sağlayan bir kurumdur. Formal ve örgün eğitimin yapıldığı bir mekan olması, biraz önce de zaten biraz önceki soruda da açıkladık. Formal ve yaygın eğitimin yapıldığı bir mekan idi. İslam'ı anlatacak alimlerin yetiştirildiği bir müessese olması. Şimdi Hazreti Peygamber din eğitiminde aslında neyi yapıyor? Alimleri tasavvuf ve ehliyle birleştiriyor. Daha doğrusu başlatıyor. Çünkü kendisinden sonra İslam coğrafyasının genişleyeceğini de biliyor. Ve bu İslam coğrafyasının genişlemesi sonucunda insanlar İslam dinini sahih bir şekilde aktarabilecek kişileri istiyordu. Bu kişileri de yetiştirmek adına Suffa dediğimiz eğitim yuvasını açmıştır. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı arkadaşlar. Formal ve yaygın öğretimin yapıldığı bir mekan olması gerekiyor idi. Ama şıkkımızda örgün demiştir. Eğitim kurumu olarak İslam öncesi dönemde kurulan ve İslam döneminde de devam eden, günümüz ilkokul düzeyine tekabül eden, Hazreti Ömer döneminde dini bilgi ve sosyal etkinliklerin öğrenildiği bir mekan olan Sıbyan, Taş ve Mahalle Mektebi olarak da bilinen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi İslam öncesi dönemde var ve İslam döneminde de varlığını devam ettiriyor. Günümüzdeki ilkokul düzeyine tekabül ediyor. Yani günümüzdeki ilkokullara tekabül etmektedir. Hazreti Ömer döneminde bu biraz yaygınlaştırılmış ve farklı fonksiyonlar yüklenilmiştir. Hem dini bilgiler öğreniliyor hem de binicilik, yüzme, darb-ı mesel dediğimiz şiir yarışmaları, müsabakalar olabilen sosyal etkinliklerin çoğaldığı bir mekan olmuş. Ve aynı şekilde bu eğitim kurumu Sibyan Mektebi, Taş Mektebi, Mahalle Mektebi olarak da bilinmektedir. Bu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Mescid, Suhde, Kütab, Dersyan ve Medrese. Arkadaşlar mescit değildir zaten. Çünkü mescitler İslam dönemiyle birlikte var oldu. Suhde dediğimiz ya da diğer bir ismiyle danışman dediğimiz medresede belli bir basamakları geçmiş, artık icazet almaya hazır olmuş, tahsilini tamamlamış ilim talebesi. Medrese zaten 11. yüzyılda Nizamül Mülk tarafından kuruldu. Dolayısıyla İslam öncesi bir kurum değildir. Dersi am dediğimiz ya da dersi umum dediğimiz halka açık dersleri veren görevli demektir medresede. Burada ketebe yazdığı kütap zaten ketebe fiilinden geliyor. Okuma yazmanın öğrenildiği İslam öncesi dönemde var olan ve İslami dönemde de devam eden en önemlisi arkadaşlar mescitlerin yanında varlıklarını devam ettiren kurum olan kütap mektebidir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız kütaptır. Evet, kütaplarla ilgili bir de şunu bilmemiz lazım. Hazreti Peygamber kütapları mescidin dışında tutmuştur. Yani isteseydi kütap içerisinde verilen eğitimi mescidin içerisinde de verdirebilirdi. Çünkü Medine'de her kabilenin neredeyse bir mescidi bulunmaktaydı. Beş vakit namazları kendi kabilelerine ait mescitlerde kılınmaktaydı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber her kabilenin çocuklarını kendi mescitlerine eğitim gördürmesini sağlayabilirdi. Ama çocukların cami temizliğine dikkat etmemesi sebebiyle Hazreti Peygamber bilhassa kütaplarda eğitimin okuma yazma öğreniminin devam etmesini istemiştir diyoruz. Cevabımız C şıkkı. İslam dünyasında medreselerden önce eğitim daha çok mescit ya da cami merkezli yapılmıştır. Medreseler inşa edilmeden önce başlıca eğitim kurumları, kütap, camiler, alimlerin evleri, kitapçılar, hükümdarların sarayları gibi mekanlar olmuştu. Bu dönemde dini ilimler kendi ekollerini kurarak metodolojilerini tamamlamışlardı. Dini ilimlerden üretilen bilgiler teorikte kalmamış, düşünce, bilim, hukuk, idare ve ekonomi alanlarında da uygulanmıştı. Hazreti Ömer döneminden itibaren dini ilimlerle birlikte pozitif ilimlerde de çalışma yapılmıştır. Verilen parçadan hareketle medreseler öncesi dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Formal ve örgün din eğitiminin yapıldığı. Değerli arkadaşlar, formal ve yaygın din eğitimi. Şunu hiçbir şekilde unutmayın. Medresenin İslam din eğitimine en önemli katkısı nedir diye soracak olursanız
örgün din eğitimini ya da örgün eğitim faaliyetine geçilmesi diyebiliriz. Medreseler öncesindeki bütün eğitim faaliyetleri yaygın şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla A şıkkını eriyor. B şıkkını atlayalım şimdilik. C şıkkına geçelim. Dini eğitimden din eğitimine geçildi. Buradaki yargı en son cümle dini ilimlerle birlikte pozitif ilimlerde de Hazreti Ömer döneminden itibaren çalışmalar yapılmıştır cümlesi sizi yanıltmasın. Yine medreseler öncesi eğitim kurumlarındaki temel gaye hiç şüphesiz İslami ve şer'i ilimler dediğimiz dini ilimlerin öğretilmesi olmuş. Bu dini ilimlerle birlikte elbette ki pozitif ilimlerde de çalışmalar yapılmıştır. Ama bu dini eğitimden din eğitimine geçildiği anlamına kesinlikle gelmez. Örgün ve yaygın eğitimin belirgin şekilde ayrıldığı bu tam medresenin kurulmasıyla mümkündür. Medreseler kurulduktan sonra artık biraz önce de aktardığım gibi örgün ve yaygın din eğitimi kesin bir şekilde ayrılmıştır ve artık örgün eğitime geçilmiştir. Planlı ve programlı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği. Biz burada bütün kitapçılar, efendim kütüphanelerde, camilerde, alimin evlerinde, hükümdarların saraylarında düzenli ve programlı bir eğitim gerçekleşmiştir diyemeyiz. Çünkü hükümdarın canı isteyince ilim meclisini kuruyor. Ya da insanlar boş vakit olunca camiye gidip ilimler öğrenir. Ya da kütüphaneler o dönemi düşündüğümüzde İslam coğrafyasının genişlemesi söz konusu. Dolayısıyla daha çok cihada hazırlık ya da cihada katılabilecek öğrencinin, evladın yetiştirilmesi söz konusu. O yüzden planlı ve programlı bir şekilde eğitim faaliyeti gerçekleşmiştir dememiz tam mümkün değil. Nispeten tam mümkün değil. Ama İslam dönemiyle birlikte medreseler kurulmadan öncesi döneme kadar gerek kütüphane olsun, gerek cami olsun, gerek hükümdarların sarayları olsun, gerek kitapçılar olsun, gerekse alimlerin evleri olsun ve gerekse ilim meclisleri olsun. Eğitim bir şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla şunu görürüz. Hazreti Peygamber'in vahyin ışığında başlattığı dini eğitim medreselerden öncesine de devam etmekteydi. O yüzden cevabımız B şıkkı eğitimin süreklilik taşıdığı diyebiliriz. İslam dünyasında vahyin nazil olmasıyla başlayan dini eğitim Cumhuriyet dönemine kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Özellikle medreselerin kurulmasıyla birlikte dini eğitim planlı ve programlı düzenli bir şekilde verilmiştir. Ancak medreselerin kurulmasından önce de eğitim faaliyetlerinde ciddi çalışmaların yapıldığı ve medreselerin kurulmasına zemin hazırlayıcı unsurların oluştuğu bilinmektedir. Buna göre medreseler öncesi dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Din ilimleriyle birlikte pozitif ilimlerde de çalışıldığı kesinlikle. Zaten biraz önce de söyledik. Hazreti Ömer dönemiyle birlikte artık pozitif ilimlerde de bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Akli ilimlerle ilgili çeşitli eserlerin yazıldığı, evet mesela göz hastalıklarıyla ilgili, tıp ile ilgili eserler yazılıyor. Diğer kültür ve medeniyete ait eserlerin tercüme edildiği, Abbasiler dönemi, medreseler Selçuklu döneminde kurulmuştur. Abbasiler döneminde Beytülhikme'nin kurulduğu ve diğer kültür ve medeniyetlere ait eserlerin Arapça'ya tercüme edildiğini, özellikle bu tercüme edilen eserler içerisinde felsefe gibi önemli ya da mantık gibi önemli eserlerin yani ya da şöyle akli ilimlere ait eserlerin tercüme edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla C şıkkı da doğru arkadaşlar. Dini ilimlerin kendi ekollerini kurarak metodolojilerini tamamladığı bütün dini ilimler için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Abbasiler döneminde gerek fıkıh, gerek tefsir, gerek kelam, gerek hadis gibi dini ilimler kendi metodolojilerini tamamlamışlardır arkadaşlar. E şıkkı formal ve örgün eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği yine tekrar ediyoruz. Burada formal medreseler öncesi dönemi daha doğrusu medreseye kadar formal ve yaygın din eğitimi gerçekleşmekteydi. Dini çoğulculuk kapsamında din eğitimi sürecini yürüten bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini amaçlaması beklenemez diyor. Şimdi dini çoğulculuk ne demek? Kısacası aktaralım. Dini çoğulculuk şu demek. Bütün dinler hak dindir. Herkes kendi diniyle kurtuluşa erecektir. Kısacası.
benim dinimde, senin dininde, onun dininde hak dindir. Herkes haklıdır. Herkes kendi diniyle kurtuluşa erecek. Dolayısıyla bu cümle çerçevesinde bu soruyu değerlendirelim. A. Öğrencilerin kendilerinden farklı inanca ve kültüre sahip insanları anlama ve onlara saygı duymalarını desteklemek. Elbette ki arkadaşlar. Zaten diğer dinleri hak olarak görüyorsanız, dolayısıyla diğer dinlere saygı duyuyorsunuz demek. B. Çoğul bir toplumda yaşamaya yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerine katkı sağlamak. Çoğul bir toplumdan kasıt ne? Birden fazla dinin yaşandığı bir toplumda olumlu bir tutum geliştirmek. Yani birden fazla dinin yaşandığı bir toplumda bütün dinler hakkında olumlu düşünmek. Dolayısıyla B şıkkı da mümkündür. Öğrencileri dinler hakkında bilgi edinme ve anlayış geliştirme konusunda yetenekli kılmak. Evet. Bir dini çoğulculuk eğer diğer dinleri de hak görüyorsanız dolayısıyla diğer dinler hakkında da bilgi edinebilirsiniz ve diğer dinler hakkında anlayışlı olabilme, en azından anlayışlı ve hoşgörülü olabilme yeteneğini kazanırsınız. B şıkkına baktığımızda mensup olduğu dini değerleri benimseterek bir öğretmenin mensup olduğu dini değerleri benimseterek diğer dini değerlerin etkisinden kurtarmak. Şimdi Müslüman bir öğretmen diyelim ki din kültürü ahlak bilgisi dersine giriyor. Kendi dinini İslam dini, İslam dininin değerlerini öğrencilerine benimsetip Yahudili, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm gibi dini değerlerin etkisinden çocukları kurtarmak bu dini çoğulculuk değil, dini eğitimle ilgili. Daha doğrusu bütün öğrencilerin de bu dine mensup olduğu bir din olan dini eğitim ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla D şıkkı dini çoğulculukla zıt olan bir durumdur. Öğrencilerin kişisel, ahlaki ve manevi gelişimine destek olmak. Tabii ki de bir öğrenci nasıl ahlaklı olabilir? Başkalarının değerlerine saygı duyduğunda ahlaklı olur. Bir öğrenci kendini kişisel olarak nasıl geliştirebilir? Başkalarına saygı duymayı öğrendikten sonra. Dolayısıyla bu açıdan da dini çoğulculuk öğrencilere bir katkı sağlar. Ama D şıkkı dediğim gibi dini eğitim yaklaşımıyla ilgili bir durumdur. O yüzden D şıkkının dini çoğulculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir arkadaşlar. İngiliz din eğitimcisi Grimmitt, Din Eğitimi ve İnsan Gelişimi adlı eserinde eğitimin temel amacının bireysel ve sosyal boyutların tümü içinde insanın gelişimine katkı sağlamak ve bunu gerçekleştirebilmek için de içerik ve pedagojik yaklaşımların seçimi için yoğun çabalara ihtiyaç olduğunu dile getiriyor. Şimdi biz Grimmitt'in kısacası şunu söylüyor. Din insanın sosyal, siyasal, psikolojik açıdan, yani kısacası bir insanı ilgilendirebilecek her açıdan insana katkı sağlamak. Aslında bu ne demek? Bu biz şunu diyebiliriz. Hangi temel diye soracak olursanız net bir şekilde bireysel, insani temel diyebiliriz. Yani din insani, insanı her açıdan geliştirmelidir. Peki Grimmitt'in bu ihtiyacı karşılamak için aşağıdaki adımlardan hangisini atmıştır? A. Din eğitimin geliştiği ülkelerdeki dini yaklaşımlardan faydalanma. Din eğitimindeki sürecin çeşitlilik arz etmesini sağlama. Din eğitim ve öğretimde devlet ile kilisenin rollerini ayırma. Din eğitimini genel eğitim alanlarından birisi olarak kabul görme. Din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme yaklaşımlarını öne sürme. Arkadaşlar, din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme yaklaşımları kime aittir? Grimmitt'e aittir. Grimmitt, din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme yaklaşımlarını öne atıyor. Neden öne atıyor? Çünkü İngiliz devlet okullarında dini eğitim dediğimiz sadece bir dinin öğretildiği bir yaklaşım söz konusu. Ve bu da Hristiyanlık dini. Hristiyanlık dininin hak görüldüğü ve sadece Hristiyanlık dininin öğretildiği bir dini yaklaşım şeydi. İngiliz devlet okullarında faaliyetteydi. İşte İngiliz devlet okullarındaki bu Hristiyanlık dini eğitiminin öğretilmesine karşılık olarak Grimmitt'te iki tane gelişim ortaya attı. Din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme. Burada şunu söyleyeyim. İlk önce ne yapacaksınız? Din hakkında öğrenme ne?
dinin felsefesi, psikolojisi ve dinin sosyolojisi demek. Din hakkında öğrenmede siz hiçbir dinin kendisini öğrenmiyorsunuz. Din hakkında bilgi ediniyorsun. Yani dinin özünü, dinin felsefesini, dinin insanlara psikolojik katkısını, sosyolojik katkısını öğreniyorsunuz. Bu din hakkında öğrenme. Artı dinden öğrenme. Her dini kendi dinine ait değerlerden öğrenirsiniz. Diyor ki Grimmie, devlet okullarında Hristiyanlık kendi dinini benimsetmiş ve çocuklara Yahudiliği, İslam dinini, efendim Budizmi, Şintoizmi kötülemektedir. Dolayısıyla hangi dinin gerçekten, bırakın öğrenciye, öğrenci her dini kendi dinine ait değerlerden öğren. Dinden öğrenme dediğimiz bu. Dolayısıyla arkadaşlar Grimmie'nin ortaya attığı, yani Hristiyan dininin egemenliğine karşılık ortaya attığı adın ya da bulduğu çözüm nedir? Din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme yaklaşımlarını öne sürmek olmuştur. Evet. Devam edelim. Dini öğrenme nedir arkadaşlar? Kısacası kendi dinini öğrenmek demek. Bak, dini öğrenme, bir dini öğreniyorsun, o da kendi dini. Dini öğrenme dediğinizde dinini öğrenmek. Hani bizde yaşlarda hep böyle bir söz var ya, çocuk kendi dinini bilen vatanına, milletine sahip çıkan bir evlat nasip olsun diye. Öyle bir nesil yetiştirelim diyor. Kendi dinini öğrenme. Dolayısıyla dini öğrenme dediğimiz şey kendi dinini öğren. Dini öğrenme yaklaşımını araştırmak üzere yurt dışına giden bir din eğitimcisi ülkesine döndükten sonra çalışmasını bir kitap haline getirmiş ve görev yaptığı üniversitenin kütüphanesine bırakmıştı. Kitabın içeriğini merak eden bir öğrenci kütüphaneye giderek söz konusu kitabı okumuştu. Öğrencinin okuduğu kitapta aşağıdaki bilgilerden hangisiyle karşılaşması beklenemez diyor arkadaşlar. Yani adam dini öğrenme ile ilgili bir kitap yazmıştır. Öğrenci de dini öğrenme ile ilgili bilgileri okuyor. Dolayısıyla öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisini okumaz? Bir tek dini geleneğin kendi dinamiklerinden hareketle öğretildiği durum. Zaten bunu söyledik. Evet. Öğretmenlerin o dine inanan kimseler olması beklenir. Değerli arkadaşlar, zaten dini öğrenmede bir tek dini öğreniyorsun ve öğretmen de o dinle. Çünkü İslam dinini diyelim ki din, kültürü ve ahlak ilişkisi derslerini işliyorsunuz. Öğretmenin Müslüman olması beklenir. Eğer İslam dinini anlatıyorsanız öğretmenin Yahudinin gelip İslam dinini anlatması zaten beklenemez. Dolayısıyla 5 şıkkı da doğru. Öğretim programını ve metotlarını çoğunlukla dini gruplar kontrol eder. Evet, o ülkede ya da o eğitim platformunda baskın olan, söz sahibi olan dini gruplar kim ise o dini gruplar kontrol eder. Diyeceksiniz ki hocam bununla tam olarak neyi kastediyorsunuz? Bununla tam olarak şunu kastediyorum. Bugün bizim din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarını kim hazırlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait üyeler, İlahiyat Fakültesindeki öğretim üyeleri. Dolayısıyla Müslüman, yani o dine ait gruplardan kasıt da o zaten. Dini araştırmalar yaklaşımı ve karşılaştırmalı din eğitimi olarak da adlandırılmaktadır. Arkadaşlar, dini öğrenme, dini araştırmalar yaklaşımı ya da karşılaştırmalı din eğitimi olarak adlandırılmaz. Adı üstünde. Dini öğrenmede bir tane dini öğreniyorken nasıl karşılaştırmalı din eğitimi olabilir ki? Bu din hakkında öğrenmektir arkadaşlar. Bu din hakkında öğrenme ile ilgili bir durum. Hatta kısmen de dinden öğrenme ile ilgili bir durumdur diyebiliriz. Öğrencilerin kendi dinlerinin asıl olduğunu ve bu dine uygun yaşamak gerektiğini öğrenmeleridir. Evet, zaten bunu da biraz önce aktarmış idik. Dolayısıyla Müslüman dinine, sadece İslam dinine inanan birisinin, İslam dininin hak din olduğunu inanan bir öğrencinin de haliyle kendi dinine uygun bir şekilde yaşaması gerekmektedir. Dini eğitim yaklaşımıyla ilgili olarak öğrencilerin bilişsel ufkunu kısıtlar. Şimdi diyor ki yargılardan hangileri doğrudur? Bu şıkları irdeleyerek gidelim. Arkadaşlar, sadece bir dini öğrenen bir kişinin ufku dardır. Diğer dinler hakkında sığ düşünmektedir. Diğer dinler hakkında bilgisiz olduğundan dolayı diğer dinlere ait medeniyet ve kültür birikiminden, bilgisinden yoksundur. Dolayısıyla
dini eğitim, tek bir dinin öğretildiği bir din eğitimi yaklaşımında öğrencilerin elbette ki bilişsel ufku dardır. Bu doğru bir tavır. Bir dinin bakış açısıyla diğer dinler öğretir. Evet, sen sadece İslam dinini öğretiyorsan ya da sadece Hristiyan dinini öğreniyorsan kendi bakış açına göre diğer dinleri değerlendiriyorsun. Yani sana göre hak din, İslam dini ise o zaman diğer dinleri hak din olarak görmüyorsun, batıl olarak görüyorsun. Ve bunu da kendi bakış açınla zaten o diğer dinleri öğrencilere aktarıyorsun. Bu da doğru arkadaşlar. Başka dinleri kendi inanç sistemine göre değerlendirerek yargılar olur. Mesela Müslümanların sadece Müslümanlar cennete girecektir. Yahudi, Hristiyan yahut diğer dinlere mensup olanlar cennete girmeyecektir gibi bir cümle yargı ifade etmektedir. Dolayısıyla hüküm ifade etmektedir. Dini eğitimde tek bir dinin öğretildiği, tek bir dinin öğretildiği eğitimde haliyle diğer dinlere ait yargılar oluşturulmaktadır. Başka din mensuplarının dünyalarını anlamayı engeller. Yani kendi dinini hak gördüğünde acaba diğer dinler de hak olabilir mi sorusu zaten aklına gelmiyor doğal olarak. Ya da onları da anlamaya çalışmak lazım. Adam Yahudi ise niçin Yahudi? Ya da kendi dinin neden hak olduğuna inanıyor? Dolayısıyla empati kurup diğer adamı anlamak lazım. Ama tek bir dini öğrettiğin ya da tek bir dini öğrendiğin yerde böyle bir empati mümkün değildir. Dolayısıyla 4 numaralı öncül de dini etkili bir öncüldür. Hangileri doğrudur diye sormuş. 4'ü de doğrudur. O yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Öğrencilerin din hakkında daha sağlıklı bilgi kazanmalarına katkı sağlamak isteyen bir din eğitimcisinin aşağıdakilerden hangisi söylemesi beklenemez? Arkadaşlar, soruyu şıkları okumadan önce soruyu anlamanız lazım. Soru aslında bize şunu söylüyor. Din hakkında daha sağlıklı bilgi kazanmak istiyorsa, bak din hakkında bilgi kazanmak istiyorsa bu din hakkında öğrenme ile ilgili bir soru. Yani tek bir dinin öğretildiği bir yaklaşımı sormuyor bize. Diğer yani dinin özünü, dinin felsefesini anlamak, din derken de bütün herkesin dini dahil olmak üzere sadece kendi dini değil, din kavramı hakkında bilgi etmek ve din kavramının felsefesini anlamak ile ilgili bir sorudur. Şimdi baktığımızda herhangi bir dinin inanç esaslarından önce bir fenomen olarak dinin anlamı öğretilmelidir. Kesinlikle öyle. Yani bir dinin Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet'i anlatmadan önce dinin ne anlam ifade ettiğini aktarman lazım. Din nedir? İlk önce bir dini açıkla. Sonra insanların neden dine inanmaları gerektiğini ya da hangi insanın hangi dine mensup olduğunu açıklarsın. Bireysel ve toplumsal açıdan dinin nasıl bir ihtiyaç olduğu ortaya olduğu anlatılmalıdır. Zaten biraz önce aktardık. Dinin insanın hayatına ne gibi katkılar sağladığı ve insan için neden bir ihtiyaç olduğunu bu işin felsefesini anlaman lazım. Dine inanan insanların hayata bakış açılarının nasıl olduğu söylenmelidir. Evet, sosyolojik olarak, toplumsal olarak dinin efendim ya da psikolojik olarak da insana nasıl bir bakış açısı kazandırdığını öğretmemiz lazım. Bu işin din psikolojisi işte. Dinin bireylerin davranışlarını hangi yöntemlerle etkileyebildiği ve toplulukları nasıl şekillendirdiği, evet, bu da var olan bir gerçektir. Başka dinler için mensup oldukları dinin inanç sistemine göre değerlendirme yaparak yargılar oluşturmalıdır. Bu dini eğitimle ilgili. Çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu not edebilirsiniz. Dini eğitim, din hakkında eğitim ve dinden eğitimi karıştırıyorsanız şunu yapın. Dini eğitimin yanına İslamiyat'ın din hakkında öğrenmeye din psikolojisi, din sosyolojisi, din felsefesi yazın. Dinden öğrenme ise dinler tarihi. Bunu artık karıştırmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü dini eğitimde tek bir dini öğreniyorsun İslam dini. Örneğin. Din hakkında öğrenmede bu işin felsefesini, bu işin psikolojisini, bu işin sosyolojisini yani hiçbir din öğrenmiyorsun. Dinin bizzat kendisini öğreniyorsun.
din nedir? Ne zaman ortaya çıktı? İnsanlar neden bir dine inanır? Dine inanınca hayatında ne gibi değişiklikler olur? Dine inanmayınca ne kaybeder? Ahlaki açıdan, kişisel açıdan ne gibi bir katkı sağlar? Toplumsal açıdan ne gibi bir değer kazandırır? İşte bu din hakkında öğrenme. Bir de dinden öğrenme dediğimiz her dini kendi dinine ait değerlerden öğrenme. Dini eğitimde bir dini, dinden öğrenmede birçok dini öğreniyor. Ama din hakkında öğrenmede hiçbir dini öğrenmiyorsun, bizzat dinin kendini öğreniyorsun. Bu aklınızda kalsın, bu bilgi size soru çözümünde muhakkak yardımcı olacaktır. Tekrar ediyorum. Hatta buraya yazayım, ekran fotoğrafını da alabilirsiniz. Dedi ki dini eğitim eşittir İslam. Din hakkında eğitim eşittir din felsefesi, psikolojisi sosyolojisi. Dinden öğrenme ise eşittir dinler tarihi. Bu bilgiyi size soru çözdürür, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yazılmıyor mu? Ben yazdım, şimdi gönderdim. Mesaj kısmından ekran fotoğrafını alabilirsiniz. Peki devam edelim. Fakülte kantininde arkadaşlarıyla birlikte din eğitimi final sınavına çalışan Cevdet, din hakkında öğrenme. Bak, din hakkında öğrenme diyorsa ne yapacağız? Dinin psikolojisi, felsefesi ve sosyolojisini arayacağız. Modeliyle ilgili olarak ders hocasının sorması muhtemel sorular üzerine konuşurken defterine yazdığı birkaç not aktarıyor. Buna göre Cevdet'in aktardığı notlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez? Peki, öğrencilerin dini deneyimleri taklit ya da ön kabul yerine kendi zihin süreçlerinde yapılandırıp anlamlandırmalarına yardımcı olmaktadır. Bak, din psikolojisiyle ilgili bir cümle. Ele gitsin. Dinin bireylerin davranışlarını hangi yöntemlerle etkileyebildiği ve toplulukları nasıl şekillendirdiği ile ilgilenmez diyor. Aslında ilgilenmeze kadar din sosyolojisiyle ilgili bir durum, ama ne diyor? İlgilenmez diyor. Aksine ilgilenir. Yani din sosyolojisi kısmı değil mi? Aksine ilgilenir. B şıkkı kalsın. Din olgusu öğrencilere herhangi bir dinin içeriğinin değil, dinlerin içeriklerinden örneklerle objektif biçimde sunuldu. Bak, herhangi bir dinin değil, dinin içeriği değil, dinlerin içeriklerinden. Dolayısıyla bütün dinleri kapsayacak şekilde din kavramı üzerinde öğretilir. Yani bu işin din felsefesi ele gitsin. Bu model dini araştırmalar yaklaşımı ve karşılaştırmalı din eğitimi olarak da adlandırılmaktadır. Yani siz burada özellikle din psikolojisini hatırlıyorsanız William James'in yaptığı neydi? İşlevsellik değil mi? Dinin psikolojik olarak insan hayatındaki işlevselliği üzerinde duruyor. Ve şunu söylüyordu. Şimdi Hristiyan kültürüne ait bir inanır ahlaklı oluyor iken İslam kültürüne ait bir inanırın ahlaklı olmaması bu dine işte şu açıdan işlevsellik açısından değerlendirdiğimizde bir karşılaştırma yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla din hakkında öğrenmede karşılaştırmalı yapabiliyorsunuz. Yani dinin kendisini, dikkatinizi çekerim, Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet'i karşılaştırmıyorsunuz. Karşılaştırdığınız ne? Yahudi toplumunda, işte Batı toplumunda dine inanan kişinin hayat tarzı, psikolojik hayat şey, bakış açısı, toplumdaki katkısı nedir? Efendim, Anadolu topraklarında yaşayan insanların dinin kendi hayatlarındaki katkısı, etkisi, psikolojik olarak faydası. Bu anlamda karşılaştırmalı din eğitimi. Yoksa Yahudilik şöyledir, Hristiyanlık böyledir, İslamiyet böyledir değil. Dinin kendisi değil. Dikkatinizi çekerim. Dinin kendi dinamiklerinden öğretilmesi yerine tanımlayıcı ve tarihsel perspektiften hareketle dışarıdan öğretilmesi. Tabii ki dedik ya, din ne zaman ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı, insanlar neden dine ihtiyaç duydular? Din hakkında öğrenmek demek budur, yani dinin
felsefesini, psikolojisini ve sosyolojini anlamaya. Ve en önemlisi de o harekete dışarıdan öğretilmesi. Yani tarafsız ve yargısız bir şekilde dini anlamaya ve öğretmeye çalışıyor. Dolayısıyla E şıkkı da doğru, din felsefesiyle ilgili, ama B şıkkı ilk cümle doğru olsa da ilgilenmezdir. Aksine dinin bireylerin davranışlarını hangi yöntemlerle etkileyebildiği ve toplulukları nasıl şekillendirdiği ile ilgilenir olması gerekiyordu. Burada ilgilenmez diyor. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Öğrencilerin farklı dinleri her dinin kendi bakış açısı ve kaynaklarına göre öğrenmeleri anlamına gelen eğitim modeli nedir? Bak, birden fazla din var ve her dini kendi kaynağından öğreniyor isen bu arkadaşlar nedir? Dinden öğrenme modeli. Her dini kendi dininden öğrenme modeli diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Dinden öğrenme, dinleri öğrenme mi hocam? Hayır. Evet, dinden öğrenme, dinleri öğrenme. Aynen öyle. Dinden öğrenme, dinleri öğrenme. O yüzden dinler tarihi dedik zaten. Dinden öğrenme ile dini öğrenme arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisi? Şimdi diyeceksiniz ki hocam, dini öğrenmede tek bir din öğretiliyordu. Dinden öğrenmede birden fazla din öğretiliyor. Temel fark bu mudur acaba? Biz tek dini öğretirken diğer dinleri öğretmiyoruz. Diğer dinleri de öğretiyoruz. Ama diğer dinleri ne yapıyoruz? Kendi bakış açımıza göre öğretiyoruz. Yoksa dini öğrenmede tek bir din öğretiliyor değil. Kendi dininin hak olduğuna inanıyorsun. Ama diğer dinleri de öğrenirken kendi bakış açına göre yargı oluşturuyorsun. O yüzden temel fark bir dini birden fazla dini öğrenmek değil. Bakalım temel fark neymiş? Dini öğrenmede öğrencilerin öğretilen inanç, dinin inanç ve pratiklerine katılmaları beklenirken, dinden öğrenmede öğrencilerle dini içerik arasındaki mesafe tam anlamıyla korunur. Temel fark budur. Ne kastediyoruz? Örneğin, dini öğrenmede hoca kim? Müslüman. Öğrenciler ne? Müslüman. Hoca abdesti öğretiyor diyelim. Hoca Müslüman, öğrenciler Müslüman ve tek dinin hakikat dinin İslam dinini anlatıyor olduğunu kabul ediyorlar. Abdesti anlatırken çocuklara diyor ki haydi gidelim lavabolarda abdest alalım. Abdest alıyor. Namazı öğretiyor. Hadi gidelim birlikte namaz kılalım. Bu dini öğrenmede mümkündür. Yahudi için de geçerlidir. Hristiyan için de geçerlidir. Hristiyan vaftizi anlatırken çocuğu götürüp vaftiz yaptırır. Şimdi dinden öğrenmede ise yani dinler tarihinde şunu yapamıyorsun işte. İslam'ı anlattın, tamam çocuğu götür namaz kıl. Efendim, Hristiyanlığı anlattın, vaftiz anlatırken sen dinler tarihinde çocuğu götürüp vaftiz yaptırabilir misin? Mümkünatı yok. Dolayısıyla herhangi bir katılım çocuğu işte bakın bu dini inancına pratik olarak katılmadı. Ya da efendim Yahudileri anlatırken götürüyorsun. Sinagoga havraya götürebiliyor musun? Götürmüyorsun. Demek ki dini öğrenme ile dinden öğrenme konusundaki temel fark neymiş? Dini öğrenmede öğrenciler inandığı dinin pratiklerini temel emredileni yerine getirirken dinden öğrenmede sadece öğreniyorsun. Bunu fiiliyata dökme, icraata dökme gibi bir durum söz konusu değil. Temel farkımız odur diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de son 25 yıl boyunca uygulanan din eğitimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, Türkiye'de özellikle şunu söyleyelim. 2006 yılında mezhebi doktrinler yaklaşımından vazgeçilip mezhepler üstü ve dinler arası açılımdı. Yani mezhepler arası ve mezhepler üstü dini yaklaşım benimsendi. 2006'dan bu yana. Ama 2006'dan bu yanadan daha ziyade öncesi dönemde de artık bunun temeli oluşturulmuştur. Dolayısıyla son 25 yıldır din eğitimine ilgili bir yaklaşımın yani dini eğitim yaklaşımından vazgeçildiği görülmektedir. Biz de bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor bize. Biz de şimdi buna bakmış olacağız. Din ve ahlak hakkında öğrenme uygulanmaktadır. Din ve ahlak hakkında diyorsa yani din hakkında öğrenme. Dolayısıyla bu dinin felsefesini anlama. O yüzden bu mümkündür. Kısmen dinden öğrenme ve dini öğrenme söz konusudur. Evet, kısmen dini öğrenme,
Daha çok İslam dini anlatıyoruz ama İslam diniyle birlikte dinler tarihi de var. Dinler tarihi de var. Dolayısıyla dinden de öğrenme var. Her ikisinin de olduğu bir eğitim yaklaşımıdır. Din öğretimi tecrübesi mezhepler üstü dinler açılımlı bir yaklaşımla işlenmektedir. Evet, 2006'dan bu yana zaten bu yaklaşım benimsenmiştir. Din eğitimi gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Hoppala. Çünkü bu kalsın, bu kalsın. Eyle eleyelim. İlk ve orta öğretimde verilen dini eğitim veya din eğitimi değil, dinin öğretimi. Bak, çok güzel bir cümle. İlk ve orta öğretimde verilen dini eğitim veya din eğitimi değil, dinin öğretimidir. Bak, eğitim değil, öğretiyorsun. Neden? Sen şimdi bir çocuğa, ortaokul yaşındaki bir çocuğa, ilk okuldaki bir çocuğa, dördüncü sınıftaki bir çocuğa dini eğitim yapamazsın. Yani çocuğa işte bak, hak din biziz, gerçek din biziz, bizi kurtaracak. Çocuk hak ve hakikatin ne olduğunu bilmiyor ki. Dolayısıyla dini eğitim veremezsiniz. Din eğitimi de veremezsiniz. Diğer dinlerin de işte hakikatleri şöyledir, böyledir, öğretemezsiniz. Ne yaparsınız? Dinin öğretimi. Yani Allah işte neden vardır? Efendim din neden öğrenmemiz gerekiyor? De helallik nedir, haramlık nedir? İnsanlara neden saygı duymamız gerekiyor vesaire? Dinin öğretimiyle ilgileniyorsun. Dinin eğitimiyle ilgili değil. O yüzden bu da doğrudur. Ama Türkiye'deki son 25 yılda her ne kadar mezhepler üstü ve dinler açılımlı yaklaşım benimsenmiş olsa da gelişmiş ülkeler arasında yer almak. Çünkü din eğitimi konusunda gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Çünkü gelişmiş ülkelerde fenomenolojik dediğimiz ya da yorumlayıcı dediğimiz, eleştirel dediğimiz dini yaklaşımlar söz konusu. Tamamen dinsiz, mezhepsiz yaklaşım söz konusu. Yani tamamen anlayacağınız dille söyleyeyim, dini çoğulculuk söz konusu. Bu da mümkün değil Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki kime sorarsanız sorun, Müslüman olan Yahudiler, Hristiyanlar cennete girecek mi dediğinde hayır diyecek. Hayır diyecektir. Ama bu dolayısıyla bu neyi gösterir? Dini çoğulculuğu benimsemediği göstermektedir. Dini çoğulculuk da gelişmiş ülkelerde gerçekleşen bir yaklaşımdır. O yüzden cevabını D şıkkı. Ya kendimi İsa'nın şeriatına inanmış ve kilisede ibadet eder bulurum. Ya Muhammed'e inanmış bulurum da bu nebiye sapa sağlam sarılırım. Bazen de kendimi öyle bir şeriat içinde görürüm ki ashaba benzerim. Kimi zaman da Şia'nın görüşünü, kimi zaman da Eşariye mezhebini benimserim. İbn Arabi'ye ait bu dizelerde aşağıdaki dini yaklaşımlardan hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar, şiire baktığımızda İsa'nın bazen İsa'nın şeriatine, bazen de Hristiyan kilisede, Hristiyan'da kendini ibadet eder bulur. Bazen Muhammed'e inanırım, bazen Muhammed'in sapasağlam yoluna sarılırım. Yani Müslüman olurum. Bazen kendimi bir şeriat içinde, yani herhangi bir dinde görürüm. Bazen de ashab gibi Muhammed'in yolunda olur. Kimi zaman da Şia'nın görüşünü, kimi zaman da Eşariye mezhebini. Yani bazen de mezhep arasında dolaşırım, her mezhebi hak görürüm. Bu ne demek arkadaşlar? Dışlayıcılık olamaz. Çünkü sadece bir yerde durmamış İbn Arabi. Katılımcılık olabilir mi? Dini katılımcılık diye bir yaklaşım. Kuşatıcılık olabilir mi? Dini kuşatıcılık diye bir yaklaşım da yok. Üç tane yaklaşım. Ya dini dışlayacaksın, ya kapsayacaksın, ya çoğulculuk. Burada kapsayıcılık olabilir mi acaba? Ama kapsayıcılık olabilmesi adına ne olması gerekiyor? Kendi dinini hak görecek fakat kurtuluşun diğer dinlerde de mümkün olduğunu görecek. İbni Arabi'nin bu şiirinde böyle bir şey yok. Yani kendimi, hep kendimi Müslümanlıkta görürüm ama diğer dinlere de gider gelir değil. Burada durmamış. Her yerde gidip geliyor. Hristiyanlıkmış, efendim mezhepler arasında da gidiş geliş var, peygamberler arasında da gidiş geliş var diyor ya, ki bazen de kendimi öyle bir şeriat içinde görürüm. Yani herhangi bir dinden görürüm. Dolayısıyla bu dini çoğulculuktur. İbni Arabi, Seyyid Hüseyin Nasr, bu ikisi Müslüman olmasına rağmen dini çoğulculuk benimsemişlerdir. Unutmayın. Eğer İbni Arabi ile ilgili dini yaklaşımlarla ilgili bir soru gelirse hiç okumadan direkt dini çoğulculuk işaretleyebilirsiniz. Çünkü İbni Arabi ve Seyyid Hüseyin Nasr kim? Hangi yaklaşımı benimsemektedir?
çoğulculuk yaklaşımını benimsemektir. Yani her din haktır, her din gerçek hakikate ulaştırır düşüncesi. Sadece tek bir dinin mutlak hakikate sahip olduğunu, bununla uyuşmayan diğerlerin ise yanlış olduğunu savunan ve mutlak hakikati içerisinde barındıran dinin mensuplarının nihai kurtuluşlarını sağlayacağını ileri süren paradigma tabii ki de dini dışlayıcılıktır. Zaten tek bir dinin hakikati sahip olduğunu iddia ediyorsa bu nedir? Bu dini dışlayıcılıktır diyoruz. Bu arada sorular nasıl? Özellikle derse katılanlar için söyleyeyim ben. Benim tek kuzemde derse katılanlar için sorayım ben. Ya da e-hocadan katılanlar varsa. Derse, daha doğrusu şöyle sorayım. Derse işlediğimizle paralel mi ya da dersi özetleyecek tarzdaki sorular mı? Güzel. Yani fark ettiyseniz hem bilgi var hem de yorum yani aslında konuyu özetlemiş oluyoruz. Hem yorumlama hem bilgi. Peki devam edelim. Aşağıdaki düşünürlere ait verilen sözlerden hangisi tam ÖSYM'nin sorabileceği bir tipteki sorudur arkadaşlar. Aşağıdaki düşünürlere ait verilen sözlerden hangisi dini çoğulculuk ile ilişkilendirilemez? Evet, Smith diyor. Konfüçyüsler, Budistler, Hindular ve Müslümanlar sadece Birleşmiş Milletler'de değil, cadde ve sokaklarımızda da bizimle beraber. Yani hepsine bir saygı duyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de değil, cadde ve sokaklarımızda da kardeşlerimiz. Smith bunu diyorsa, bütün dinler kardeştir, bütün dinlere saygımız vardır diyorsa, bu tabii ki de dini çoğulculuk. Guru Nanak ne diyor? Hindular yoktu, Müslümanlar da yoktu. Zira Tanrı'ya gerçekten ibadet eden herkes birdir. Bu da dini çoğulculuktur. Hak ve hakikat Hindularda ya da Müslümanlarda değil, Tanrı'ya inanan herkes hak ve hakikate ulaşmıştır diyor. Peki, Toynbee ne diyor? Kendi inançlarımız doğrudur. Ancak diğer tüm inançlar da onları takip eden, benimseyenler için doğrudur. Bak. Kendi inançlarımız bize doğrudur. Diğer inançlar da diğerlerine göre doğrudur. Yani herkes kendine göre doğrudur. Bu da nedir? Yine dini çoğulculukla ilgili bir durumdur. Mevlana, bir ayağım sımsıkı İslam prensipleri üzerinde, diğer ayağımda 72 millet dolaşıyor. Bu kalsın bakalım. Bunu yorumlayacağız. İbni Arabi, Muhammed'in ümmetindenim. Ancak zaman zaman Musa'nın şeriatine de inanırım. Yahudinin yolunu da kabul eder. Bu da dini çoğulculuk. Şimdi gel gelelim İbni Arabi. İbni Arabi'nin dini çoğulculuk değil, dini kapsayıcılık. Kendini sımsıkı İslam prensipleri üzerinde bir ayağım. Yani zaten bir taraftan ben Müslümanım, onu kabul ettim ama diğer taraftan da 72 milleti dolaşırım diğer ayağımda. Yani 72 millete de hak veriyorum ama asıl kendi milletimin üzerine, yani İslam dini üzerindeyim ben diyor. Bu ne olur? Bu dini kapsayıcılık olur. Dini çoğulculuk olmaz. Bu benim joker sorumdu. Kendi bu sorumu çok sevdim ben. Öyle söyleyeyim. C ve D arasında kaldım. Şimdi Hatice Hocam, neden C olmaz? Dedik ya, dini çoğulculukta ne? Dini çoğulculukta herkesin, yani bütün dinler hakikidir. Bütün dinler hakikate ulaştırır. Herkesin kendine göre dini hakikate ulaştırır. Toynbee bir de şunu söylüyor. Kendi inançlarımız doğrudur ama tüm inançlar da onları takip edenler için doğrudur. Yani benim dini bana doğrudur. Diğer Yahudinin dini Yahudi'ye göre doğrudur. Dolayısıyla herkesin dini kendine göre doğrudur. Tarafgirli değil. Burada herkese hak veriyor. Herkesin dininin hakikate ulaştırabileceğini söylüyor. O yüzden C olmadı. Ama Mevlana'da ne olmuş? Bir tarafın diyor ki bir ayağım İslam üzerinde, diğer ayağım da 72 millet. Yani diğer dinler üzerinde. Aslında İslam'ı kabul ediyorum ama diğer dinlere de hak veriyorum. O dini kapsayıcılık olmuş. Evet. Devam edelim. Hristiyanlık teolojik açıdan herkesin kurtuluşunu amaçlayan ve bütün insanlığa hitap eden mutlak bir din. Mutlak diyorsa tek bir dindir kastediyorum.
diğer dinler onunla aynı derecede ve eşit kabul edilemezler. Bu nedir? Bu dini dışlayıcılıktır arkadaşlar. Dolayısıyla dini dışlayıcılık dediğimiz ya A şıkkı ya B şıkkı. Bir Hristiyan başka bir dine mensup olan biriyle karşılaştığında onu Tanrı'nın kurtarıcı rahmetinden mahrum ve günahkar biri olarak görmemeli. Ha. Ya kapsayıcılık ya çoğulculuk. Ama bakalım kapsayıcılık mı, çoğulculuk mu, ne diyor? Onu Tanrı'nın kurtarıcı rahmetinden, yani bir Hristiyan başka dine mensup birini gördüğünde Tanrı'nın kurtarıcı rahmetinden mahrum ve günahkar biri olarak görmemeli. Yani o hangi inançtan olursa olsun onun da kendine göre Tanrı'ya kendini affettirdiğine inanmalıdır. Dolayısıyla burada çoğulculuk arkadaşlar, kapsayıcılık söz konusu. Kilise mensuplarının kendilerini seçilmiş ve kurtulmuş, başka dine mensup olanları ise günahkar ve zavallı olarak görmeleri mümkün değildir. Bu da çoğulculuk. Şimdi burada özellikle üçüncü numarayı açıklayacak olursak, kilise mensupları sadece yani kendi dininin hakikate kurtulmuş ve seçilmiş olduğunu görmemeli. Bunu bu şekilde görmesi doğru değil. Başka dine mensup insanları da, yani o diğer dinleri de artık çoğulculuğa gidiyor. Diğer dine mensup olanları da günahkar ve zavallı olarak görmeleri doğru değildir diyor. Arkadaşlar bu açıdan çoğulculuk. İki, kapsayıcılıkta şunu söyledik. Kendi inancını kabul etmekle birlikte diğer inançlara da şans verir. Yani Hristiyan birisi başka dinden mensup biriyle karşılaştığında onu Tanrı'nın kurtarıcı rahmetinden mahrum ve günahkar biri olarak görmemelidir. Aslında burada bir de şöyle bir kapı aralamıştır. Yani sonradan Müslüman Hristiyan da olabilir ama Hristiyan olmasa da onun da kendine göre bir kurtuluşu olabilir. Fakat asıl kurtuluş Hristiyanlıktadır. Bu açıdan da kapsayıcılık diyoruz. Tek bir din mi haktır ve kurtuluşa ericidir? Hakikat değeri tüm dinler açısından eşit midir? Bu din, bu hak din ile birlikte başka dinlerde hak ve kurtarıcı kabul edilebilir mi? Soruların ait olduğu görüşler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tek bir din mi haktır? Tek bir din diyorsa bu dışlayıcılık. Hakikat değeri tüm dinler açısından eşit midir? Bak burada herhangi bir dininden bahsetmiyor. Dinin hakikat değerinden, yani felsefesinden bahsediyor. Kapsayıcılık. Bu din, bu hak din ile birlikte başka dinlerde hak ve kurtarıcı kabul edilebilir mi? Bu da birden fazla dinden bahsettiği için çoğulculuk diyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Pardon pardon, özür dilerim, özür dilerim. Hakikat değeri tüm dinler açısından yok. Birlikte tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çoğulculuk, kapsayıcılık ve dışlayıcılık yaklaşımlarının en önemli temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Bu şu ana kadar sorulmadı ama artık sorulabilir arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Çoğulculuk, kapsayıcılık ve dışlayıcılık yaklaşımlarının en önemli temsilcisi. Çoğulculuğun John Hick'tir arkadaşlar. Çoğulculuğun John Hick'tir. Kapsayıcılığın Karl Rahner'dır. Dışlayıcılık ise Hendrik Carmer'ın diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Bence bunu bir yere not edin çünkü sınavda gelebilme ihtimali yüksek olan bir soru değeri taşımaktadır. Çoğulculuk John Hick, kapsayıcılık Karl Rahner, dışlayıcılık ise Hendrik Carnot diyoruz. Başkalarının inançlarından haberdar olmanın bize kendi inancımızı daha doğru anlama ve inancımızı içselleştirme konusunda yardımcı olmaktadır diyor arkadaşlar. Bu neyi göstermektedir? Şimdi fenomenolojik yorumlayıcı mezhepler arası, mezhebi ve bir de dinler arası dediğimiz. Değerli arkadaşlar, bu dinler arası din eğitimi. Nereden biliyoruz dinler arası din eğitimi? Daha doğrusu dinler arası din eğitimi ne demek? Kendi dininle birlikte diğer dinlerin de aynı ortamda öğretilebildiği, bak burada değil, saygı duyma meselesinden, özgürlükten bahsetmiyorum dinler arası eğitimde. Kendi dinli, diğer dinlerle bir mukayese söz konusu
Fakat diğer dinlerden edindiğin bilgilerden hareket ederek kendi dininin daha hak ve hakikat olduğunu görüyoruz. Bir nevi kapsayıcılık arkadaşlar. Yani biz dinler arasının kapsayıcılık ile paralel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kapsayıcılıkta ne vardı? Asıl kurtuluş senin dinin ama diğer dinler de kurtuluşa erebilir. Diğer dinler üzerinden değerlendirme yapıyorsun. Ya bunlar da doğru olabilir ama asıl doğru olan benim dinimdir diyorsun. O yüzden bu dinler arası din eğitimi yaklaşımı olmaktadır. Çünkü diğer dinlerle mukayese ettiğinde kendi inancını daha doğru anlıyorsun ve kendi inancını daha içselleştiriyorsun. Daha doğru ve hakiki olarak buluyorsun. O yüzden cevabımız D şıkkı. Yeni Zelanda ile Hollanda'da olmakla birlikte Almanya'nın Hamburg eyaletinde uygulanmakta olan herkes için din dersi ve Norveç'te Hristiyan kültürü ile din ve ahlak eğitimi dersleri aşağıdaki öğretim modellerinden hangisine örnektir diyor. Arkadaşlar vakit çok artmış. Bir saati doldurmuşuz. Belki 2-3 sorudan sonra bitirebiliriz. Ben size söyleyeyim çünkü çok uzatmayalım. Akşam da dersim var benim. Şimdi herkes, daha doğrusu Hristiyan kültürü ve diğer şey, Hristiyan kültürü, virgül, din ve ahlak eğitimi. Burada bir kapsayıcılık söz konusu aslında. Yani dini kapsayıcılık söz konusu. Dolayısıyla dini kapsayıcılık söz konusuysa bu ne olur? Dinler arası dil eğitimi olur. Herkes için din dersi. Şimdi bu size şunu gösterebilir. Diyebilirsiniz ki hocam herkes için din dersi çoğulculuk olamaz mı? Ya da herkes için din dersi dediğimizde mezhepler üstü olamaz mı? Aslında mezhepler üstü çoğulculuk ile paraleldir. Fakat sorunun devamında ne diyor? Hristiyan kültürü, din ve ahlak eğitimi. Dolayısıyla Hristiyan kültürünü bir başta tutmuş zaten, bir ayıklamış. Ondan sonra din ve ahlaktan da kastı zaten genel olarak diğer dinle ahlakları barındırmaktadır. O açıdan biz bu ikisini birleştirdiğimizde dinler arası din eğitimi modeli karşımızda çıkmaktadır. Cevabımız B şıkkı. Geçeyim artık biraz son sorulara bakalım çünkü çok uzatmayalım. Aşağıdakilerden hangisi Nizamülmülk tarafından medreselerin kurulmasına sebep olmamıştır? Öğrencilerin barınma, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması ihtiyacının doğması. Evet, İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte ilim öğrenmek isteyenlerin kalabileceği, barınabileceği, beslenebileceği ve eğitim görebileceği bir yuvaya ihtiyaç duymuştur. Bu da medrese olmuştur. İtikadi düşüncelerin savunulmasının amaçlanması, Selçuklular döneminde bir taraftan Şii'nin etkisi var, bir taraftan Selçuklu döneminden önce Abbasiler devletinde, devletin üç halife zamanında resmi mezhebi olan Mutezile'nin etkisi var. Bir taraftan yabancı kültürlerden etkilenip yanlış düşünceler var. Bir taraftan da Gazali dönemi ve haliyle Gazali dönemiyle birlikte Farabi Kindi İbn Sina İbn Mislih gibi filozofların etkisi var. O yüzden itikadi düşüncelerin savunulması amaçlanmıştır. Bütün bunlara karşılık olarak Batı kültüründen elde edilen ilmi birikimin yorumlanmak istenmesi bu Nizamülmülk'ün medresenin kurma amaçlarından biri değildir. Aksine bu etkenden dolayı yani Batı kültüründen elde edilen ilmi birikim filozoflar tarafından yorumlanınca Nizamülmülk de medreseleri kurdu. Dolayısıyla sanki buradan Nizamülmülk kendisi yorumlamak için bu Batı kültürünü kadim ve Helenistik felsefe yorumlamak için medrese kurmuştur gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Aksine öyle bir düşünce değil. Buna zıt olarak zaten Nizamülmülk bunun zıttını savunmuştur. Yanlış düşünce akımlarının ilim yoluyla engellenmeye çalışılması, evet. Çünkü medreseler kurulduktan sonra biz şunu görüyoruz. Gazali felsefeyi, mantığı ders müfredatına dahil etmiştir ve insanlara yanlış düşünce akımlarını ilim yoluyla öğretiyor. Yani yetiştirdiği öğrencileri İslam'ın çeşitli bölgelerine göndererek ne diyor? Yanlış bilginin bunlar olduğunu biliniz. Hatta Nefasidül Felasife, Tahafütül Felasife yazmasındaki maksat da odur. Dolayısıyla yanlış düşünce akımlarının önüne bu şekilde geçilebilir diyerek medreseyi kurmuştur.
Yönetim ve adalet işlerinde görev alacak eğitimli personele ihtiyaç duyulması, evet, devletin farklı kademelerine gelebilecek makam mevki sahiplerinin donanımlı olması istenmiştir. Daha önceki sorularda, çıkmış sorularda bu vardı ama bu şıklardan sadece herhalde bir tanesini almışım. Bu sınavda verilen şıklar dışında farklı sebepler de vardı. Bu soruda da ben sebepleri ele aldım. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi din eğitimiyle ilgili söylenemez? Tanzimat dönemi din eğitimi. Medrese eğitim tarzından vazgeçilerek yeni bir eğitim sistemi kurulması. Evet, Tanzimat'la birlikte medrese eğitim tarzından, usulünden vazgeçilmiş yeni bir eğitim tarzı benimsenmiştir. Mektepler kurulmuş o dönemde. Mektepler kurularak din dersleriyle birlikte pozitif derslerin de müfredata dahil edilmesi. Evet, mekteplerde din dersleriyle birlikte hatta ağırlıklı olarak pozitif dersler verilmiştir. Medrese ve mekteplerin Şeyhülislam makamına bağlanması. Medreseler Şeyhülislam makamına bağlı ama mektepler marif nezaretine, yani artık mektepler için yeni bir bakanlık kurulmuştu. Marif nezareti dediğimiz. Dolayısıyla mektepler Şeyhülislam'a bağlı değildir. Bu Tanzimat dönemiyle ilgili bir durum değil. Bu Tanzimat döneminde zıt olan bir durum. Dini eğitimden vazgeçilerek din eğitimi uygulamasına geçilmesi, Tanzimat dönemiyle birlikte dini eğitim dediğimiz sadece bir dinin, İslam dininin öğretildiği yaklaşımdan vazgeçilerek din eğitimi dediğimiz diğer dinlerin de öğretildiği bir yaklaşım benimsenmiştir. D şıkkı da doğru. Medreselerin faaliyet alanının din eğitimi ve görevlisi yetiştirilmekle sınırlandırılması. Evet, medreselere şunu söylüyor. Siz sadece artık bundan sonra işiniz din eğitimi yapacaksınız, din görevlisi yetiştireceksiniz. Pozitif bilimlerle ilgilenmeyeceksiniz, uğraşmayacaksınız. Bu sizin alanınız değil denilmektedir. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Burada yanlış olan şık C şıkkıdır. Çünkü tekrar söylüyorum. Medreseler her ne kadar makamına bağlı olsa da mektepler Maarif Nezareti Bakanlığı'na bağlı idi. 1914 yılında tüm medreseler aşağıdakilerden hangisiyle tek çatı altında birleştirilmiştir? 1914 yılında arkadaşlar Meşrutiyet döneminde medreseler Medresetül Darül Hilafeti Aliye. Çünkü bütün medreseler tek medrese altında birleştiriyor. Darül Hilafeti Aliye dediğiniz isimle bütün medreseler tek medrese adı altında birleştirilmiştir. 1900 yılında Darülfünun içinde medreseler dışında din bilimleri bölümü açılmıştır. Bu bölümde din eğitimiyle ilgili olarak farklı dinlere mensup olanların inanç esaslarına dair öğretim hakları korunmuştur. Ayrıca bölüm günümüz ilahiyat fakültelerinin başlangıcı olmakla birlikte medrese dışında açılan ilk yüksek dereceli din eğitimi kurumudur. Bu kurumda eğitim 4 yıl olarak planlanmış, hem şer'i hem de pozitif bilimler öğretilmiştir. Ancak 1915 yılında kapatılmıştır. Parçada hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1900 yılında Darülfünun ney? Üniversite. Üniversite içinde medreseler din eğitimi veriyor ya, medreseler dışında din eğitimi veren ilk kez bir kurum açılmıştır. Bu kurum günümüz ilahiyat fakültelerinin başlangıcıdır ve bu kurumda 4 yıl eğitim gösterilmiştir ve bu kurumda din eğitimiyle birlikte pozitif bilimlerde öğretilmiştir. Bu kurum hangisidir? 1900'de açılıp 1915'te kapanan kurum arkadaşlar Ulumu Aliye-i Diniye Şubesidir. Ulumu Aliye-i Diniye Şubesidir. Medresetül İrşad neydi? Medresetül Vaizin ve Medresetül Eimmetül Kutaba. Yani 1912 ile 1913'teki medreselerin 1919'da birleştirildiği medreseydi. Ulumu Aliye Diniye Şubesi zaten burada aktardığımız soruda anlattığımız medrese. Medresetül Mütehassisi'nin uzmanlık alanı, 2 yıllık uzmanlık alanı gerektiren bir medrese. 4 artı 4 artı 4 Tanzimat dönemiyle birlikte geçilen bir program. Medresetül Darülhilafeti Aliye bütün medreselerin tek çatı altında birleştirdiği medrese. Medarisi İlmiye ise ilim medreseleri olarak bir ilim medreseleri olarak düzenleme yapılmıştır ve bu düzenlemede
4 artı 4 artı 4 uygulamasına geçilmiştir. Cevabımız burada. Dolayısıyla B şıkkı Ulumu Aliye Diniye Şubesidir. Çıkması yüksek olan bir sorudur, ben size söyleyeyim. Din dersi aşağıdaki tarihlerin hangisinde zorunlu olarak okutulan dersler arasında yer almıştır? Din dersi 1914 yılı, 24 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda zikredilmiştir. Din dersi verilebilir. Burada zorunlu ya da isteğe bağlı gibi bir ibare yoktur. 61 Anayasası'nda ilk kez anayasada ismi zikredilmiştir ama isteğe bağlıdır. 82 Anayasası'nda hem din hem de ahlak olmak üzere din ve ahlak şeklinde zorunlu olarak okutulması gereken dersler arasında yer almıştır. 2006 yılında ise din eğitim ve öğretim programında ne olmuştur? Mezhebi doktrinimizden yaklaşımdan vazgeçilip mezhepler üstü yaklaşımına geçilmiştir. 2012 din eğitimi ve öğretimindeki değişiklik programına baktığımızda ise din dersiyle ilgili yeni bir gelişme var. Ne? Kur'an-ı Kerim ve seçmeli Hazreti Peygamber'in hayatı müfredata dahil edilmiştir. Dolayısıyla din dersinin zorunlu olarak okutulduğu tarih nedir? 1982 Anayasası'dır. Cevabımız C şıkkı. Son 3 soru arkadaşlar. Din eğitiminden sorumlu Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki tarihlerin hangisinde kurulmuştur? Arkadaşlar ilk önce Din Hizmetleri Müdürlüğü olarak kuruluyor. 1961 yılında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1961 Anayasası'yla. Fakat 3 yıl sonra 64'te de genel müdürlük seviyesine çıkıyor. Ama bize kurulduğu tarih soruyor. Kurulduğu tarih 1961 yılıdır. Bilmekte fayda vardır. Çünkü din eğitimiyle ilgili sorularda din eğitiminden sorumlu olan genel müdürlüğü sorabilirler. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü aşağıdaki tarihlerin hangisinde kapatılmıştır? Biliyorsunuz ki birkaç yıl öncesine kadar din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü ile ilahiyat bölümü farklıydı. Fakat sonradan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü kapatılıp ilahiyata bağlandı. Ne zaman? 2017 yılında ilahiyata bağlandı. 2012 yılında ne oldu? 2012 yılında seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hayatı müfredata dahil edildi. 2007 yılında ne oldu? 2007 yılında pek bir gelişme yok diyebiliriz. 1950 Adnan Menderes hükümete geldiğinde CHP döneminde öğretilmeyen ya da müfredata dahil edilmeyen dersler, din dersleri tekrar okutulmaya başlanmıştı. 1924 ise Tevhid-i Tedrisat ile ilk İmam Hatip okulları açılmış, ilk ilahiyat fakülteleri kurulmuştur diyebiliriz. Aşağıda din eğitimiyle ilgili verilen tarih ve faaliyetler ile ilgili hangisi yanlış olarak verilmiştir? 1961 yılında ne olmuş? Din dersi ilk kez anayasada zikredildi. Doğru. 61 anayasasında ilk kez din dersi zikredilmiştir. 2006 yılında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde mezhepler üstü yaklaşım benimsendi. Doğru. 2006 yılında mezhebi yaklaşımdan vazgeçilip mezhepler üstü ya da dinler arası açılımlı yaklaşıma geçildi. 2017'de liselerde zorunlu olarak okutulan din dersi 1 saatten 2 saate çıkarıldı. Doğru arkadaşlar. Çünkü 2017 yılına kadar liselerde din dersi 1 saat zorunluydu. 2017'de 2 saate çıkarıldı. 2012'de ortaokul ve liselerde Hazreti Peygamber'in hayatı ile Kur'an-ı Kerim dersleri seçmeli dersler arasında yer aldı. Evet, 2012'ye kadar Hazreti Peygamber'in hayatı ve seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi yoktu. 1956 ilk ilahiyat fakültesi açıldı. Hayır, ilk ilahiyat fakültesi 1949 yılında Ankara'da, başkentte açılmıştır. 1956 yılında arkadaşlar Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü kurulmuştur. 61'de ise Erzurum İslami İlimler Fakültesi açılmıştır. 98'de Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi ön lisans açılmıştır. Arkadaşlar bu kadar. Buraya kadar yeterli. Ben de yoruldum, siz de yorulmuşsunuzdur. İnanın sonradan izleyebilir misiniz bilmiyorum. Sistemle ilgili bir şeyim yok. Teknik destek orada yazabilir. Peki, var mı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey, yoksa dersi sonlandırabiliriz.
Diğer derslerde de böyle dersler oluyor mu? Genel TK kaptanı da olur artık. Bu tanıtım dersiydi. Hoca da tek düzlemde de tanıtım dersi yapıyoruz ara ara. 33'ün cevabı neydi demiş. 33'ün cevabı 2017. E şıkkı hocam. Pekala kıymetli hocalarım. Teşekkür ederiz Yasemin hocam. Kapatabiliriz artık. Değerli arkadaşlar. Evet, cümleten hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.